Arkadaşlar merhabalar. Acil yayınlarının e, reaksiyon denemelerinden güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Analitik düzlemde o, A, B, C, D, E altıgen şeklindeki araziyi 3 e, üç eşit alana bölüp paylaşmak isteyen Arda Tuğberk ve Beliz orijine denk gelen noktadan geçen iki adet doğru çiziyorlar. Bu doğrular altıgeni eşit alanlı üç bölgeye ayırdığına göre bu doğruların eğimleri toplamı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle buradaki şeklimizin alanını bir hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman ee, şurası zaten apsisi 6. Ordinatı da 6. 6 kere 6'dan şuranın tamamının 36 olduğunu görüyoruz. Şurası alttan 12'ye 6 birim. Burada 2 birim. 6 kere 2 12. 36 burada 12 burada 48 birim kare geliyor. 48 birim karelik alanı 3 eşit parçaya böldüğümüzde 16 16 16 gelmesi gerekecek. Ee, şuradan bir tane birleştireceğiz. Bir de buraya doğru çekeceğiz. 3 eşit parçaya ayırmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle şurayı bir hesaplayalım diyorum. Şu tarafta kalacak parçayı. Şuradaki doğrumuzu tam şu köşeye bile getirsek kaç olacağını bir bakalım. Şuradaki alanın kaç geldiğini biliyoruz arkadaşlar aslında. 6 kere 2'den 12. Unutmayın her bir alanımız kaça denk gelecekti arkadaşlar? 16'ya denk gelecekti. Şöyle tam köşeye getirsem. Şurası 2 birim burası 6 birim. 6 kere 2 12. 12 bölükten burası 6 gelir. 6 buradan 16 buradan. Pardon 6 buradan 12 buradan 18 yapıyor. Ama benim kaça ulaşmam lazım? 16'ya. Demek ki doğrumun bu köşeden değil şuradan bir yerden geçmesi gerekiyor. Yani şöyle birleştirdiğinde şuradan bir yerden geçmesi gerekiyor arkadaşlar. E, buradaki yamuğun alanına ilerlemeye çalışalım. Şurası kaç birim zaten onu biliyoruz. 12. Şuradaki uzunluğa ne diyelim arkadaşlar? K yazalım. Yüksekliğimizin de kaç olduğunu biliyoruz. 2 olduğunu biliyoruz. Bakın şuradaki uzunluk K uzunluğu. Yamuğun alanını hesaplayalım. Ne diyeceğiz? K artı 12'ye çarpı yükseklik 2 bölü 2'den kaç çıkmasını istiyoruz bu alanın? 16. Şunlar giderse k artı 12'nin 16 gelmesi gerekir. K'mız da buradan 4 gelmiş olur. Demek ki şuradaki uzunluğun kaç birim olması gerekiyor? 4 birim olması gerekiyor. E buranın tamamı 6 birimdi. Tam şu noktadan itibaren sağ taraf 4 ise buraya 2 kalmış olacak. Bize bu doğru neyimi lazım? Yani şu açının tanjantı lazım arkadaşlar. Şuradan karşı bölü komşu yapacağız. Karşımızın kaç olduğunu biliyoruz. 2. Komşumuza bakalım şimdi. Zaten şuraya kadar 6 olduğunu biliyoruz. Şurası 4'tü. 6'nın 4'ü buradaydı sağ tarafta kalan 6'nın. 2 de şuradan gelecek arkadaşlar. 6 buradan 2 buradan 8 olacak. O zaman şuradaki tanjantımız karşı bölü komşumuz 2 bölü 8'den kaç olarak bulunmuş olacak? 1 bölü 4. Dolayısıyla çizdiğim bu doğrunun eğiminin 1 bölü 4 olması gerekiyor. Bu aslında y eşittir. x bölü 4 doğrusuymuş. Sonuçta eğimimizi kaç olarak bulmuş olduk? Eğimimizi 1 bölü 4 olarak bulmuş olduk. Şimdi ilk eğimimizi hesapladık, diğer eğimimizi hesaplayalım. Bu sefer şöyle bir doğru çizmemiz gerekiyor. Şöyle yaptığımızda şuradaki alanın kaç olmasını istiyoruz arkadaşlar? 16 olmasını istiyoruz. Şurası zaten 6. Şuradaki uzunluğa ne diyelim? m diyelim. Şimdi bu doğrunun eğim açısı da şurası olacak. Bakın şu açının tanjantı olacak. Bu açıyı şöyle taşırsak şu açının tanjantını soruyor. Dediğim gibi şu açının tamamı bizim tanjantımız. İki çizdiğim ikinci doğrunu şuraya D2 doğrusu diyeyim. Şuna D1 doğrusu diyeyim. d 2 neymiş şurası. Eğim açısı şunun tamamı. Ben bunu taşıdım şuraya bakayım dedim. Şu açının tanjantı ne, verecek yani bize? 6 bölü M. Bize neyi soruyor yani şu anda? 6 bölü M'yi. Peki M'yi nasıl bulacağız? Buradaki üçgenin alanında kaç olmasını istiyoruz? 16 olmasını istiyoruz. Üçgen alanı nasıl hesaplarız? 6 çarpı M bölü 2. 6 çarpı M bölü 2 16 ise arkadaşlar. M'miz ne gelmiş olacak şuradan? Şunlar sadeleşirse 16 bölü 3 gelmiş olacak. Demek ki buradaki M değerimizin de 16 bölü 3 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bize 6 bölü M'yi soruyordu. 6 bölü 16 bölü 3'ten ne gelmiş olur? 6 kere 3 18 bölü 16 2'ye bölersek 9 bölü 8 gelmiş olur. Demek ki D2 doğrumuzun eğiminin de 9 bölü 8 geldiğini bulmuş olduk. Demiş ki bize bu doğruların eğimleri toplamı kaçtır? Birininkini 1 bölü 4 bulmuştuk. Birininkini 9 bölü 8 bulduk. Şurada toplayalım. 9 bölü 8 artı 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü 2 bölü 8 diye yazalım. 9 artı 2'den 11 bölü 8 olarak doğrularımızın eğimlerinin toplamını bulmuş oluruz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur çözümümüz.